Hoş geldiniz arkadaşlar. Sanatta düşünsel pratikler üst başlıklı. Sevgili Veli Mert'in bir projesi olarak 128. oturum için buluştuk. Bugünkü oturumumuzun konuşmacısı benim çok kıymetli kardeşim, üniversitede hoca kendisi, Profesör Doktor Cemal Sakallı. Sunum başlığını benimle paylaştığı zaman açıkçası ben biraz şaşırdım. Şu bağlamda kendisiyle zaman içinde sıkça sohbetlerimiz olur. Belli konularda, belli meseleler üstüne sohbetlerimiz olur. Açıkçası ben bu başlık altında bir sistematik mesele edindiğini bilmiyordum. Hem denk geldi hem şaşırtıcı oldu. Denk gelmesi şu: katılan arkadaşlarımız hatırlarlar. Kültürhanedeki birinci ve ikinci oturumumuzda esas itibariyle sanat nedir odaklı bir sohbet seyrederken sıkça duygu meselesinin altını çizme gereği duyduk. Çünkü insanın yaşam yolculuğunda, hayat yolculuğunda ona eşlik eden iki temel dinamik var. Bir üçüncüsü yok. Bu iki temel dinamik, birisi düşünce, diğeri duygu. İnsan düşünce ve duygularla yol alır. Ama yine bütün bu oturumların şah damarı olan temel bir cümlemiz var. Neyi mesele ediniyorsak, ya da hangi cümlenin peşinden yürüyorsak, onun üzerine düşünmek. Üzerinde düşünmek. Hatta biraz da hoşgörünüze sığınarak ileri bir söz söyleyelim. Aslında düşünmek, bir şeyin üzerine düşünmektir. Üzerine düşünmediğiniz düşünce bir zan olarak kalır. Ve siz o zannın peşinde düşünen kişi yanılsaması yaşarsınız. Bu duygu ve düşünce ikili dinamiği elbette birbirinden bağımsız, birbirinden yalıtık iki kategori değil. Yani bizim şiir atölyelerinde biraz da metaforik zeminde kullandığımız bir benzetme vardır. Şiir, düşünen kalbin ve
duyumsayan aklın eseridir. Yani aklı duymaya, duyumsamaya, kalbi de düşünmeye zorlarsınız. Ama biz hayatı, hele seküler varlık koşullarını, gündelik hayatı hele hele, hep aklın hükmüne teslim ederek yol alırız. Aklı yüceltiriz. Özellikle aydınlanmadan sonra ve Kantçı düşünüşten sonra biz neredeyse aklı mihver alırız, almışız. Aklı temel yönlendirici olarak. Bu aklın gücünü, aklın imkanlarını inkar değil, tam tersi, onun sınırlarını iyi bilirsek tecavüzüne de fırsat vermeyiz. Şimdi akıl ve duygu ikilisini dış ve iç dünya tahayyülü, dünya kurgusu bağlamında da düşünebiliriz. Düşünce ağırlıklı olarak dış dünyayla ilişkilerimizi düzenler. Dış dünyayla olan ilişkilerimizi ağırlıklı olarak akıl düzenler. Ağırlıklı olarak. İç dünyayla olan ilişkilerimiz zaten zatı itibariyle duyguların hükmü altındadır. Ama biz düşünmeye, akla öncelik veren bir eğitim sisteminin içinden geçtiğimiz için ve seküler dünya bize bunu hep bunu dayattığı için akademiden ilkokula kadar. Aklın hükümleri üzerine mesai harcarken, yani dış dünyaya dönük ilgi ve karar işleyişimizi yönlendirirken iç dünyaya dönük duygular üzerinde fazla tefekkür etmeyiz. Hatta büyük ölçüde, mesela çok duygusal adam deyişinde olduğu gibi hafif bir küçümseme de vardır. Ama şu net. Hiçbir düşünce yoktur ki, aklın hiçbir hükmü yoktur ki zemirinde duygu yaşamasın. O duygular içinde biz öyle düşünürüz. Biraz diyalektik, hatta kaba diyalektik. Bütün düşünsel seçimlerimizde, bütün düşünsel yönelimlerimizde en saf politik seçimlerimiz dahil buna, zemininde duygular vardır. Yine bunun tam benzeri, bütün duygusal yönelimlerimizin de zemininde düşünsel işleyişler vardır. Bu tabii zor yakalanabilir bazen. Yani ben şöyle bir politik seçim yaptım ya da şöyle bir sosyal seçimim var ve bunun zemininde de güçlü bir düşünsel, felsefi, insan bilimsel, sosyal bilimsel, edebi bir gerekçem var. Tümüyle akli bir zeminden hareket ediyorum deriz. Ama biraz derinle insek, oradaki duygusal zemini hemen yakalarız. Dolayısıyla hem sanatın
kavranmasında, sanat kavramının kavranmasında, hem kendimizle olan ilişkimizde o ihmal ettiğimiz, o neredeyse dış dünyanın akışına teslim ettiğimiz iç dünyanın kavranmasında duygusal zeminin yapıcı ağırlığını hemen görürüz. Bu bağlamda tabii filozoflar çok şeydir. Bir şeyi anlayacaksanız, bir şeyi anlayacaksanız, anlamaya çalışıyorsanız abartırsınız. Abartmadıkça anlatamazsınız. Abartının sanatta da, felsefede de, edebiyatta da böyle bir işlevi vardır. Bu bağlamda mesela Heidegger der ki, insan umursama tarafından inşa edilmiştir. İnsan umursar. İnsanın varlık koşulu umursamaktır der. Şimdi umursamak ne demek? Kale almak. Eski dilde. Yani bunun ne diyelim, yeni Türkçe'de tam karşılığı yok. Umursamak. Kale almak. Ciddiye almak da var. Yani yan yana birçok şey söyleyebiliriz. Birçok kelime sıralayabilirim. Bunu çağrıştıracak ama tam o değil. Tam o değil yani. Şey gibi, geçen Cemal Hoca'yla telefonda konuşurken mesela kıskanma, haset, imrenme çok yan yana kavramlar ama her biri ayrı bir kitap. Yani kıskanmayla haset apayrı ikili bir ilişki farkı var. Başka çok farklı olguları işaret ederler. Neyse, oralara dalmayalım. Şimdi düşünceyle duygu arasındaki temel fark, temel ayrım, birisinin aklın yakında durması, duyguların akla mesafeli kalması. Akla mesafeli kalmak, aklın inkarı değil, aklın sınırlarını tanımak. Aklın, aklı belli bir disipline sokmak. Hocam, hisse duygular bağlamış var mı? His. Pardon? Hisse. Ona biraz sonra ben... Çok şey kavram, akraba kavramlar da ama aynısı değil. Değil. Şimdi düşünce, mesela düşünceye dalarız, duygulara kapılırız. Ne demek? Yani çok iyi. Ben bir duyguya daldım desem kötü bir Türkçe olmaz. Olur. Değil mi? Düşünce sürüklemez. Duygu sürükler ama düşünceye dalarız. Dalış vardır. Dalmak. Dalmak derinleşmek. Belli bir derinlik işaret eder. Ve belli bir zaman ister. Bir şeye dalmak. Ne demek bu? Düşünceye dalmak. Çünkü düşünce, düşündüğümüz neyse, olgu, imge, algı neyse, onu dile doğru sürüklemek demek. O zaman bir aritmetik sonuca varıyoruz. Düşünce dilsel bir faaliyettir. Nokta. Dile doğru sürüklediğimiz için, düşündüğümüz neyse dile doğru sürüklediğimiz için bir dalış faaliyeti vardır ve bir zaman ister o. Dolayısıyla düşünce bütün dilsel faaliyetlerde olduğu gibi bir zamansal kategoridir. Peki duygu?
Duygunun dille alakası yok. Zaten dilin duyguyla alakası yok. Duygular dile gelmez. Dile gelmez. Çünkü dil duyguya yetmez. Ha, duygunun kavramları yok mudur? Vardır. Mesela Melanie Klein kıskançlık üzerine böyle kitap yazmıştır. Kadıncağızın bütün verimi neredeyse kıskançlık ve haset üzerindedir. Peki hani dile gelmiyordu? Dile gelir. Dile gelir de duygunun kendisi değildir. Onu biz dilde anlarız, dilde kavrarız. Hani şey gibi, biraz ağır bir örnek verelim izninizle, ölüm gibi. Ölümü biliriz. Ölüm kavramını konuşuruz. Tıpçı ayrı konuşur, filozof ayrı konuşur, edebiyatçı ayrı konuşur ve benzeri. Ölümü biliriz. Kıskanmayı biliriz. Aşkı biliriz. Ama biliriz. Dilde biliriz. Dile taşır ve onu biliriz. Ama tanır mıyız? Hiç yaşamadan bir duygu kavramını biliriz. Hiç yaşamadan. Ya da o duyguyu yaşarız ama bilmeyiz. Kavramını bilmeyiz. İkisi de mümkün bunun. İkisi de mümkün. O halde duygu dilsel bir faaliyet değildir. Bu nedenle zaman kaybetmez de anında elektrik gibi yayılır. Duygu anlıktır. Duygu anlıktır. Bir örnek verelim. Mesela kötülük düşünerek yapılır. Kötülük düşünerek yapılır. İyilik hissederek yapılır. İyilik anidir ve aniden yaparsınız. Üzerine düşünmezsiniz. Ben şu iyiliği yaparsam bana şu gelir, şu gider. Bunun hesabını, kitabını yaparım. Bu şeyde de İslami tasavvufta çok ciddi tarikatlara neden olmuştur. Mesela cennet ve cehennem, korku ve ödül üzerine iyi yaşamak, iyi insan olmak üzerine tartışmalar vardır. Cenneti ve cehennemi unutacaksın iyi insan olmak için. Öyle hesap kitap yaparak iyi insan olunmaz. Öyledir. Ama kötülük aniden karar verilmez kötülük. Kötülük üzerine düşüneceksiniz. Kötülük zaman ister çünkü kötülük dile ilişkindir. O yüzden büyük edebiyatlar hep kötülük üstünedir. Mesela Suç ve Ceza Dostoyevski'nin kötülük üzerinedir. İyilik üstüne bana bir tek eser söyleyemezsiniz. Çünkü iyilik dile ilişkin, dille bağlantılı bir mesele değil. Oralara da bu kadar girelim. Ama duyguları emarelerinden, semptomlarından, belirtilerinden tanırız. Ötekinin duygusunu onun bana anlatması imkansız. Burada anlaştık. Duyguları dile getirmek, duyguların dile gelmesi imkansız. Nokta. O yüzden mesela Ahmet Yeşil'in atölyesindeydim dün. Benim çok ilgimi çeken bir çalışması vardı. Veli Hoca bilir. Üzerinde tek kelime konuşamadık. Tek kelime sadece baktık. Çünkü dilin dışında bir şey. Buradan önceki iki oturumda da sabrınızı sınayarak vardığımız bir yargı şu. Bir sanat eseri, resim, müzik, şiir neyse kendisidir. Onun dilde yeniden inşası mümkün değil. Peki eleştirmen ne yapıyor? Eleştirmen onu
dile doğru sürükleyerek dilde açığa çıkartıyor. Yapısal olarak açığa çıkarmak mümkün değil. Dilde açığa çıkarmak. Dilin böyle bir mahiyeti var. Dilin kodları içinden. Şimdi duygu üzerine düşündükçe böyle havai fişek gibi patlayan şeyler var. Duygu mesela biz doğarak doğduğumuzda doğuşla düşünce arasında, duygu arasında ilişki. Tabularsa doğarız. Yani beyaz kağıt, yazısız kağıt, bembeyaz doğarız düşünce bağlamında ama duygularla dopdolu doğarız. Hatta anne karnındayken duygular çalışmaya başlıyor. Nöral ağlardaki elektrik akımları daha doğmadan bu zalim dünyayı teşrif etmeden duygusal derinliğimiz var. Daha sonra dile tutundukça mesela yeni doğan bebeğin zihninde düşünsel bir şey yok, sıfır. Ama duygu var. Mesela yine Melanie Klein'den ilham alarak söyleyelim. Çocuk bağlanmayı ve nefreti anne memesiyle ilk buluşmasında tanır. Anne memesiyle ilk buluşması, memeyle ilk teması, tutku, bağlanma duygusunu harekete geçiriyor. Anne çocuk doydu deyip memeyi çektiği andan itibaren de anneye dönük bir nefret başlıyor. Hani aşk ve nefret ikizdir. Değişimizin kökeni de bu. Memeden koptuğu anda bebek, yeni doğan bebek memeden koptuğu anda nefret, o anne imgesi üzerinden nefreti geliştiriyor. Ama yeni doğan bebekte dil yok. Dil olmadığı için düşünce de yok. Daha sonra dile tutulmaya başladığı andan itibaren, mesela Lacan'daki ayna evresi başlar. Düşünmeye başlıyor artık. Başı belaya giriyor artık. Dille tanışmak başın varlıkla belaya girmesi demek. Şimdi kabaca benim bu girizgah babında söylemek istediğim şeyler bunlar. Tekrar altını çizmekte yarar var. Geçen oturumda sanat için hani 10 bin yıl önceki bir çömlekten günümüzde Ahmet Yeşil resmine kadar bütün sanatı kapsayan bir tanım vermeye çalıştım. Tartışılabilir. Ama beni ikna eden bir tanımdır bu. Sanat insan duygusunu, bilgisini değil bakın. O insan bilgisini ifade etme meselesi cidan avucu sanata kadar bizi sürükler. İnsan duygusunu ifade eden formlardır. İnsan duygusunu ifade eden formlardır. Öyleyse bir sanat yapıtıyla ilişki kurarken de dile değil, duyguya dönük bir pozisyon almak gerekir. Her birinin haddi var. Duygunun da bir haddi var, bilginin de bir haddi var. Mesela son cümlem olsun. Bilgi sonsuz büyüklüğü kavrayamıyor. Bilgi sonsuz büyüklüğü kavrayamıyor. Çünkü bilgi matematik rehberliğinde yürür. Matematik sayısal olan, nicel olan bir yerden sonra sonsuz büyüklük karşısında anlamını yitiriyor. Bakın dünya, daha doğrusu evren kaç yaşında? Yaklaşık yanılmıyorsam 26 milyar
26.27 milyar yıl yaşında. 26.27 milyar yıl. Şimdi yuvarlayalım. 30 milyar. Bakın yuvarladığımız şey 700 milyon yıl. Zihnimiz almıyor bunu. Sayıları telaffuz ediyoruz da bunu zihin almaz. Bakın insanlık Hubble teleskobundan sonra uzaya gönderdiği uzaydaki teleskobuyla 15,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki yıldızları gözlüyor. 15 milyar ışık yılı uzaklık. Zihin almıyor bunu. Çünkü bir ışık yılı İstanbul'a bir saniyede 150 defa gidip geliyor. Peki 150, 15 milyar ışık yılı akıl almıyor. Duygu da atom altı küçüklükleri almıyor. Mesela kuantum fiziğini akılla kavruyoruz. Tam kavramıyoruz. Aklın hükmü dilsel olarak kavruyoruz. Dille kavruyoruz yani. Heisenberg belirsizliği meselesini dilde kavruyoruz. Ama zihin bunu kavramıyor. Zihin kavramıyor. Yani evrenin bir ucundaki bir şeyin atomun parçacığıyla ikiye bölüyorsun. Bir parçacığıyla evrenin öbür ucundaki parçacığı birbiriyle ilişkisini yitirmiyor. Bunu duygularla kavrayamazsınız. Dolayısıyla duygu da düşünce de kendi haddi içinde dilin kapasitesini hiç gözden kaçırmadan insanın varoluşu bağlamında müthiş iki eleman, müthiş iki dinamik, birbirini besleyen, birbirinden hiç kopuk değil ayrıca da. Bu Kantçı diyalektik bazı şeyler işte özden nesne kopuşması gibi. Hayatımızı, gündelik hayatı anlamamızı perişan etti. Evet günümüzde aşıldı bu, aşılıyor ama bu kopukluk, özden nesne diyalektiği meselesi hayatın tümüne dahildir. Düşünce, duygu diyalektiktir ve birbirinden kopuk değildir ama eşit de değildir. Biri öbürü değildir, biri öbüründen daha aşağıda, daha yukarıda değildir. Bu genel şeyin dışında, işaretlemenin dışında ben sözü sevgili Cemal Hoca'ya bırakayım. Sonuçta eğer daha derinleşmek ya da sorular olursa elbette paylaşırız. 27 milyar yılda az yaşıyoruz, adaletsizlik var. Bence her şey adil. Çok yaşamamak gerekiyor. Evet, buyurun. Evet. Teşekkür ederim Celen abi. Yani bu konuya biz nereden vardık? Niye duygularla uğraşıyorum? Doğrusu şundan dolayı. İşte o sanat tanımından dolayı. Sanat duyguların forma kavuşmasıdır. Doğru. Çok doğru. Burada tabii ki formu iyi düşünmek lazım. Biçimi iyi düşünmek lazım. Biçim genelde estetik alana, estetik bir duyu formu alanına giren bir kavramdır. Ama duygu nereye giriyor burada? Duygu da ahlaki boyutu var duyguların. Oraya giriyor, yani içeriye giriyor. Demek ki bir sanat yapıtının bir biçimi oluyor, bir de içeriği, yani içeriğinin olduğunu biliyoruz. İçerik şu halde daha çok estetik değil de daha çok duygu yönüyle, insana anlatması yönüyle, bedeni anlatması yönüyle, yaşama anlatması yönüyle orada işlevselleşiyor duygular. Bunu niye düşünüyorum? Çünkü bir eleştiri olabilmek için bunları hem uygulamada hem okuyarak hem düşünerek bunları yeniden gündeme getirmek gerekiyor.
Eleştiride bazı eksikliklerimiz var. Mesela etik eleştiri deniyor ama evet, etik olarak okunabilir mi? Okumanın kendisinin zaten bizatihi etik yönü vardır. Ama yapıtların içeriğinde de zaten canlı bir yaşam olduğuna göre o canlı yaşamın içinde karakterler, bedenler, ilişkiler olduğuna göre orada duygu yaşamı vardır. Peki biz o duyguları nasıl okuyacağız? O duyguları okumadan mı bir yapıtı değerlendireceğiz? Bu minvalde düşünürken duygulara biraz kaptırdım kendimi. Bu bağlamda da bazı kavramlarla gitmem gerekiyor. Yani duyguyu konuşabilmemiz için işte duyudan başlamamız gerekiyor. Duygulanımdan başlamamız gerekiyor. İşte haleti ruhiye dediğimiz mesele var. Onları konuşmamız gerekiyor. Mesela geçen hafta hemen duyulardan şey yapayım. Celal abi dedi işte saniyede 12 milyon veri duyularımızdan dünyamıza giriş yapıyor. Biz onları algılıyoruz. Hangilerini algılıyoruz, hangilerini seçiyoruz, hangilerini fark etmiyoruz. Düş Fragmanları diye şiirini geçen hafta bizimle paylaştı Ceylan abi ve orada şiir yazabilmek için antropoloji bilgisine ihtiyaç var dedi. İşte antropoloji bilgisinin birinci maddesi de duygulardır, insandır. Yani bunu etikçiler felsefede tartışıyorlar ama antropoloji meselesi, antropoloji alanının birinci meselesi duygular. Şimdi ben de bu şiirle geçen hafta karşılaştığımda Düş Fragmanları hemen orada duyularımla bu şiire varamadım. Duyularım şaşkınlık geçirdi. Çünkü alışıldık yazı değildi buradaki. Biraz daha üzerinde durduğum anda duygulanım başladı. Duygulanım başladı. Duygulanım işte Avrupa dillerinde emotion denilen. Biraz sonra onlara değineceğim. Hemen zaten duyularımın bir tepkisiyle, ilk tepkisiyle karşılaştıktan sonra ya geri çekilmem gerekiyordu ya devam etmem gerekiyordu. Devam ettim. Eğer başka bir metin olsaydı ben devam etmezdim. Çünkü alışıldık kelime dizilişi, ses dizilişi yoktu bunda. Ama başlıktan dolayı ve şairimizi de tanıdığımız için atılmaya devam ettim. Ve duygulanımlarımdan sonra algılamaya başladım. Algıladım, anlamı algıladım. Şiirin içeriğine doğru yavaş yavaş yolculuğa başladım. Benim bu metninle ilişkim duygusal bir ilişki. Yani biçimi ilk gördüğüm anda duyularımla gördüm ama şimdi duygularımla başka bir biçim görmeye başladım. Ve hemen bir eleştirmen veya eleştiri tavrıyla soyut şiir dedi. Efendim mesela modern şiir. Modern şiir ve dolayısıyla soyut olan ve modern bir şiire nasıl yaklaşılması gerektiğini, nasıl okunması gerektiğini hatırladım ve öyle okumaya başladım. Şimdi bu tabii eleştirmen tavrı bu metinle bir ilişki kurabilmem için metnin ufkunu benim keşfetmem gerekiyordu. Metnin ufkuyla benim ufkumun aynı düzeye gelmesi gerekiyordu. Şimdi duysal alandan duygusal alana algı ve duygu ve ondan sonra düşünümsellikle birlikte yavaş yavaş kavradığımda ben bu metnin ufkuna yavaş yavaş yaklaştım. Eşitleşme değil bu. Çünkü hiçbir zaman ben bu metinle eşitleşemem. Şairi de artık eşitleşemez. Şairi de bunu yazmıştır, etmiştir, kenara koymuştur ve oradan bağımsızlaşmıştır. Eleştirmen, metne yaklaşabildiği ölçüde
ve metni yeniden kurabildiği ölçüde bu metne katkı yapmaya başlar ve bu metin dünyadaki yaşamına başlar. Eleştirmen boyutunda dünyadaki yaşamına başlar ve genişlemeye başlar. Çünkü eleştirmen de buranın dünyasından kendi payını alır. Ve kendi dilini kurarak bu metni yeniden kurar. Duyularıma neden veya duysal birikimime, duysal algıma neden ters geldi? Çünkü ard arda yazılmış kelimeler demeyeyim de harflerden oluşuyordu. Bu da yani şimdi benimki alımlama estetiği tarafına gidiyor. Şimdi üretim, üretme tarafına gidelim. Üretim estetiği tarafına gidelim. Burada bir temsil var. Sesler, doğal dilin seslerini temsil ederek ard arda sıralanmış. Ama o ard arda sıralanmışlığına baktığımızda hepsi birer kelimeden oluşuyor. Dolayısıyla buradaki metin de bana şunu betimliyor gibi geldi. Duysal hayat, duysal hayatı duygulanımlarımla biçimlendiriyorum, algılıyorum ve orada bir hayatı oluşturuyorum ve burada dile geliyor. Tipik bir üretme estetiği açısından, üretim estetiği açısından yararlı ve bir ders malzemesi yapılacak ölçüde bir şiirdi bu. İçeriğine girmiyorum. İçeriğini kendimce daha sonra belki konuşabiliriz. Evet, yani duygu atlası dedim. Hakikaten duyguları konuşmak hem çok keyifli hem de insanı tanımak açısından vazgeçilmez. Şöyle bir kelimeyi dile getireyim. Mesela yakınlık duygusu. Yani benim son dönemde en çok sevdiğim sözcüklerden birisi. Yani birisiyle bir yakınlık duygusu içinde olduğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Ve bir şekilde onunla hemen sohbete başlıyorum, devam ediyorum ve onunla sohbetten çok keyif alıyorum. Bir diğer sözcük, son dönemlerin sözcüğü, yaralanabilirlik. Yaralanma. Bir kaygı tabii ki. Yaşam kaygısı, insani kaygı. Ve son dönemlerin mesela en önemli kavramlarından birisi empatidir. Değil mi? Empati, yani empati kurma. Empati kurma dünyanın en zor işidir. Çünkü ahlaki bir düzlemi vardır empatinin. Yani hem bilinç düzeyinde, bilişsel düzeyinde hem duygusal düzeyinde bir insanla empati kurma ilişkisi etik bir meseledir. Ahlaki bir meseledir aynı zamanda. Bunlar hep hayatımızda var ama bunları bu şekilde konuşmak gerekiyor. Mesela bazı sözcüklerin içerisine girdiğimizde o sözcüklerin çağrışımları bizim duygularımızı ve ortak duygularımızı ele verir. Örneğin işte soğuk bir gün, arkadaş, dost. Şimdi o çağrışımların içinde bizim hep duygularımız vardır. Dolayısıyla insanlığın veya toplumun tarihine baktığımızda, toplumu bütüncül olarak düşündüğümüzde toplumda her sözcüğün içerisine eklediği duygularıyla yaşıyor aslında. Ve sözcükler bizim duygularımızı aynı şekilde, yani arkadaş sözcüğü her ne kadar bağımsız bir sözcük gibi olsa ama ben arkadaş sözcüğünü telaffuz ettiğimde benim en iyi arkadaşlarım aklıma gelir. Arkadaşlığın güzel yönleri aklıma gelir. İşte iliklere kadar üşümek veya üşenmek veya en güzeli birisine, yani çocuklarımıza hep demişizdir veya bize de hep denmiştir. Tembel mesela. Tembel sözcüğünü bir düşünün. Bence yani küçümseyici değil mi? Yani bir şey yapmıyorsun, etmiyorsun ama tembelliğin duygusal formu isteksizliktir. Çocuk onu istemiyor. Demek ki çocuğun istediği başka bir şey var. Yani onu gör. Tembel diye dediğimiz zaman çocuğu zaten orada tamamen donduruyoruz. Ama isteksizlik, tembellik bir isteksizliktir mesela.
O isteksizlik duygusundan kaynaklanır tembellik. Ama tembellik de güzel şeydir doğrusu. Hele de öğrencilikte. Mesela nasılsın diyelim, nasılsın dediğimizde hakikaten gündelik hayatın bir formeli olmuş bu. Yani nasılsın, o da iyi. Veya çok daha farklı cevaplar verilebiliyor onunla ilgili olarak. Oysa yani bu sadece bir nezaket sorusu değil aslında nasılsın. Çok ciddi ve güzel bir başlangıçtır bu. Bir kaygıyla aslında sorulur. Ve o kaygı da nedir? Genel duygu durumunu da sorar. Yani evet, halini sorar. Yani hem fiziksel halini sorar, hem genel duygu durumunu sorar aslında. Veya sorarız, veya sormalıyız. Dolayısıyla yani dil bizim duygularımızı taşıyor. Şöyle de bir kavram var. Celal abi ona bahsetti. Ondan bahsetti. Dil duygusu. Mesela ben bu metinle karşılaştığımda duysal düzlemde dil duygusu bakımından bana hiçbir şey vermedi. Hatta dil duyguma da aykırıydı. Burada dil duygusunu şöyle bir kısaca açıklayayım. 1930'lu yıllarda bu dil duygusu meselesi çok tartışıldı ama modern dil bilimle birlikte bu dil duygusu kenara bırakıldı. Ama dil duygusuyla kastedilen burada dil bilinci. Dilsel bilinç. Dilsel bilinç düzleminde bizim oluşan dil bilincimize uygun bir sıralanış yoktu burada. O yüzden dil duygum diyerek bu metnin benim duysal düzlemimde karşılığı olmadığını söyledim. Dil duygusu ama nerede var? Metaforlarda var mesela. Şimdi ana dilimizde ana dilimizi öğrenirken zaten o sözcüklerin içerisinde o telaffuzlarla birlikte belli bir duygusal birikime ulaşıyoruz. Duygu bedenimizde var ama onun temsilini sözcüklerde bulmaya çalışıyoruz ve sözcüklerde bulabildiğimiz ölçüde de buluyoruz. Ama dikkat edin, çocuklarda metaforik veya metafor çok da zengin değildir. Yani metafor olarak kullanırlar onlar. Ama büyüdükçe, yaşadıkça başka bir metafor dünyasına geçerler. Şöyle söyleyeyim, çocukların dili aslında metaforiktir. Biz onları anlamayız. Metafor dili de bence duygu yüklüdür. Çünkü bu dünyanın nesnelerini doğrudan ifade edebilecek bir durum yoktur. İnsanların durumu yoktur. O yüzden zaten metafora başvurmak zorundadır insanlar. Ve çocuklar ilk önce bunu yaparlar. Şimdi biraz kavramlara değinmek istiyorum. Bu kavramları da biraz önce beyefendi söyledi. His nedir, nerededir diye. Şimdi duyguları üçe ayırarak konuşmak mümkün. Birincisi hisler. İkincisi duygulanımlar. Üçüncüsü de haleti ruhiye veya ruhsal durum diyelim. Mesela hislere örnek vereyim. İşte açlık duygusu, işte tokluk duygusu, bezginlik duygusu. Sancılarımız, ağrılarımız, yani bedenimiz, beden bizden bir şey talep ediyor. Bedenin işte diyelim ki ağrısı var. Bir dizimiz ağrıyor. Dizimiz bizden bir şey talep ediyor. Beni duy diyor. Beni dinle diyor. Ama bunlar bedenin kendi yapısından kaynaklı duygulardır diyelim. Hisler bedenin kendi iç yapısında oluşan, kendi kendine oluşan veya bir arıza ile oluşan duygular. Şimdi bunlar hisler yönelimseldir. Bunu mutlaka kenara çok kalın harflerle
yazmak gerekiyor. Çünkü bütün duygular yönelimsel. Yani bizden bir şey talep ediyor. Beden, hani diyoruz ya, canım şunu istiyor. Canım mı? Yani canım şunu istiyor dediğimiz anda bence bedenini size o kadar güzel bir şey diyor ki, benim şuna ihtiyacım var diyor aslında. Diyelim ki canım meyve istedi ya. Evet, beden meyve istiyor ondan. Onu karşılaman gerekiyor. Yani yönelimsel, bedenin yönelimleri vardır, talepleri vardır. Bir sancı örneğin. Ama bir de talepleri var, ama bir de yani bunların içinde bir de hedonistik talepleri vardır mesela. Beden için haz da bir ihtiyaçtır. Onları da bizden talep eder. Şimdi haleti ruhiye meselesine biraz da değineyim. Bu da bir yönelimsellik içerir. Mesela iyimserlik, kötümserlik. Yani sabahleyin kalktığımızda hava çok güzel, harika bir güneş var. O gün gerçekten güne iyi başlayabiliriz. Veya kalktık işte duşumuzu aldık, yemeğimizi, kahvaltımızı yaptık. Veya güzel bir haber duyduk, iyi bir haberle başladık. İyimserlik, kötümserlik, bunlar haleti ruhiyedir. Veya genel ruh durumları. Duygulanım ama, asıl mesele duygulanım veya etkilenim dediğimiz mesele. Duygulanım, duygunun kavramsal karşılığı. Duygu burada başlıyor. Duygulanım, şimdi doğrudan duyularla, seslerle, dış dünyadan gelen bilgilerle oluşan bir mekanizma diyelim, bir hal. Şimdi doğrudan, yani duyuları ikiye ayırmak gerekiyor. Bir doğrudan duyular, bir de düşünsemeli duyular. Şimdi doğrudan duyu nedir? İşte sesler ve renkler. Onlarda herhangi bir sorun yok. Sesi de alıyoruz, renkleri de alıyoruz. Ama düşünsemeli veya değerlendirici duyu uyum ve güzelliktir. Uyum ve güzellik, değerlendirici duyu. Şimdi değerlendirici duyu içerisinde uyum ve güzellik ikisi birbirine çok yakın. Ama buna bir şey daha eklemek gerekiyor. Ahlaki duyu. Yani güzelliğin içinde, uyumun içinde bir şeyin daha olmasını istiyor insan oğlu. Bekliyor veya iyi olan. Ahlaki duygu. Dolayısıyla ahlaki duygu da bir değerlendirici duygudur. Tıpkı güzellikte olduğu gibi, tıpkı uyumda olduğu gibi. Şimdi duygulanımın bir diğer adı daha var, etkilenim. Afekt dedikleri, etkilenim. Yani dışarıdan bize bir şey, yani gözümüze bir ışık geliyor ve ışığı hemen çekiyoruz. Veya işte birisi dokundu, kolumuzu çekiyoruz. Kaçınıyoruz. Şimdi duygulanım veya etkilenim, uyaranlara karşı veya dış dünyaya karşı bizim tepkilerimizdir. Bu tepkiler, işte düşüncelere olabilir, anılara olabilir, olaylara olabilir. Bu tamamen bedensel tepkidir. Canlı bedenin ilk tepkisi bunlardır. Ya da, yani geri çekiliriz orada, pasife düşeriz ya da katılırız. Dolayısıyla duygulanım ve etkilenim bizim hayata katılmamızın temel evresidir. Biz hayata duygulanımlarla, etkilenimlerle katılırız. Bunlar ani tepkilerdir diyelim. İşte
işte konuşurken heyecanlanmak, ne bileyim konuşurken o heyecandan dolayı ağzınızın kuruması, su ihtiyacınızın olması, tıpkı bende olduğu gibi şimdi izninizle. Şimdi duygulanımın bir özelliği şu. İçe ve dışa doğru yöneliyor duygulanımlar. İçe ve dışa doğru işliyor, çalışıyor. Şimdi dışa doğru çalışan duygulanım tepkidir. Yani reddetmedir veya kendini korumaya almalıdır diyelim. Katılmamadır. Ama katılıyor ama dışarıya katılmıyor. İçten katılıyor mu? Katılıyor tabii ki. Dolayısıyla bir dışa vurumdur. Tepkiyi dışa verir. Bir de içe doğru akan duygulanım var. İçe doğru akan duygulanım verilerin algılanması evresidir. Duygulanımın içe akan kısmında algılamaya başlarız yavaş yavaş. Olayı çözmeye başlarız. Ve dolayısıyla algı evresi başlar ve algı evresi bir işleyiş evresi diye nitelendirilir. Ve bu işleyiş evresi bir uzun bir yol olarak düşünün. Bunun aşamaları var. Biz bunu böyle dilsel olarak anlatıyoruz ama anlaşılsın diye anlatıyoruz. O algının hangi evresinde, hangi algıların devreye girdiğini daha henüz çözmüş değil nörobiyologlar. Şimdi bu algıda da hani deriz ya böyle işte seçici algı, işte şöyle algı, böyle algı. Temel olarak algıya ilişkin bazı kavramsal önermeler var. Örneğin entelektüel algı. Örneğin ahlaki algı. Yani iyi mi, kötü mü? Dolayısıyla algı kendi içinde işlerken ayrıştırmaya başlıyor. Dış dünyanın verilerini ayrıştırmaya başlıyor. Ayrıştırıcı bir özelliği var. Şimdi ayrıştırıcılığı ne demek? Düşünümsellik dediğimiz mesele orada başlıyor. Düşünümsellik kendine bakıp o duyunun, o verinin neye yaradığı, ne olduğuna ilişkin kendine dönüp düşünme evresidir. Sanat da orada başlıyor. Düşünümsellik boyutunda sanat başlıyor. Yaratma, edimi değerlendirme, edimi orada başlıyor. Ve algının düşünümselliği öznenin kurucu ögesidir. Veya kişinin kurucu ögesidir orada. Dünyayı o zaman algılıyoruz. Dünyayı o zaman ayrıştırıyoruz ve dünyanın ne olduğunu, kendimizin ne olduğunu, duygularımızın hangi aşamada olduğunu, verinin ne olduğunu orada görüyoruz. Bu, pardon, düşünümsellik meselesi için şöyle iki örnek doğru gelir mi size? Mesela trajik bir durumda ağlayan birini gördüğümüz zaman biz de ağlamaya başlarız. Yani vicdani bir meseledir ama vicdanı kirlenmemiş herkes trajik bir durum karşısında, mesela çocuğunu yitiren bir anne ağlıyorken onun ağıtına katılırız. Ama televizyonda maç izlerken son Dünya Kupası'nda takımı yenildiği için gerçekten içli içli ağlayan bir sürü insan gördük. Şimdi bu iki ağıt arasında birine katılırken diğerine katılmıyoruz. Bu farkı düşünümsellik bağlamında mı koyuyorsunuz? Bu özdeşleşme. Niye? Niye öbürüyle özdeşleşiyoruz da? Herkesiyle de özdeşleşebiliriz. Oradaki duygu durumumuza bağlı olarak. Eğer duygumuzun belleğinde bizim onunla ilgili herhangi bir örneğimiz varsa o belleği çağırırız ve bellekle birlikte oluruz. Belleğimizi bize
bizim belleğimizi, duyguların belleği de vardır çünkü. Duyguların belleğini harekete geçirdiği için onu düşünümsellik konusu yapar, şey yaparız. Bu aynı zamanda bir sevinç ortaklığı da olabilir, duygudaşlık da olabilir. Düşünümselliği ben şu bağlamda, yani belli, duygunun belleği bağlamında değil de verinin kendi duygusal durumumuza göre biçimlendirme olarak, kendini değerlendirme, kendini konumlandırma, gelen bilgiyi, veriyi konumlandırma, değerlendirme ve onun bilgisine ulaşma olarak daha çok şey yapıyorum. Bu örnekler özdeşleşme, ama bu özdeşleşmeyi de nereden kurabiliriz? Bellek üzerinden kurabiliriz. Aynı hassasiyetlere eğer sahip isek. Dolayısıyla şöyle diyelim, özür dilerim. Dolayısıyla şöyle diyelim, duyguları yapılandıran düşünümlerdir. Dolayısıyla duygunun, hani sanat dedik ya, duygunun forma kavuşmasıdır. Düşünüm olduğu için forma kavuşturuyoruz. Ve bu düşünümler estetik ve ahlaki bilgileri diyelim, verileri algılar ve orada yapılandırır. Yani şöyle diyelim, insani oluş, insan olma burada başlıyor. Çünkü orada kendimizi bu dünyada bir yere konumlandırıyoruz. Ya tepki veriyoruz ya geri çekiliyoruz, ama varlığımızı orada hissetmeye başlıyoruz. Kendiliğimizi orada hissetmeye başlıyoruz. Ama bu bir yapılandırma. Verileri yapılandırıyoruz orada. Bu yapılandırmada yönelimler belirleyici, niyetler belirleyici, yönelimler belirleyici. Ve yönelimlerin olmazsa olmazı şudur: aklın özgürlüğü. Diyelim ki algıladığı, insan algıladığı herhangi bir şeyi yapılandırıyor, düşünümsellik boyutuyla yapılandırıyor. Orada özgür olmak zorunda. Hani denir ya işte, kölenin özgürlüğü yoksa ahlaki sorumluluğu olabilir mi? Özgürlük yoksa ahlaki sorumluluk olabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla şöyle diyelim, algının seçiciliği meselesinde işte bu estetik algı, entelektüel algı, ahlaksal algılar vardır. İşlenmiş, düşünümsellikle işlenmiş ve sonradan yavaş yavaş yerleşmeye başlayan algılarımız vardır. Bunlar ideolojik algı da var mı Cemal Hocam? İdeoloji ahlaksal olarak bunu şey yapmak lazım. Yani üçe ayrılıyor. Dediğim gibi entelektüel algı, estetik algı, ahlaksal algı. Ahlaksal algı sanki ideolojiyi bunun içinde düşünmek şimdi lazım. Şimdi şöyle bir örnekle yine sorumu canlandırayım. Şimdi çok sıkça rastladığımız ve haberlerde, televizyonda okuduğumuz kadına şiddet vakalarında benim dikkatimi çeken bir şey var. Adamın birisi şiddet uyguluyor. Kendince tutkuyla sevdiği, aşık olduğu kadını öldürüyor. Sonra kendi kafasına sıkıyor. İntihar ediyor. Yani felsefenin ciddiye aldığı ve çözümleyemediği tek konu intihar. Kendini öldürüyor. Ve bu haber üzerine insanlarımızın neredeyse %100'e yakını şiddet uygulayan müntehirin, intihar eden kişinin şiddet uygulayıp öldürdüğü o zavallı kadın üzerine yoğunlaşıyor, ama adamın intiharı üzerine hiç düşünmüyoruz.
Yani kişinin kendini öldürmesi trajik bir olay. Başkasını öldürmesi kötülük. Orada trajedi yok. Ama kişinin kendini öldürmesi trajik bir olay. Bunun üzerinde niye hiç düşünmüyoruz? Yani algı niye orada çalışmıyor? Şöyle, pardon. Sevgiyle öldürmesi de trajik değil mi? Kötülük de aslında o sevdiğini öldürmüyor. Sevdiğini sandığını öldürüyor. Orada başka mevzulara girer, siz bizden iyi bilirsiniz. Aşk ve nefret falan. Değil, değil, aşk değil. Değil. Yani kişi, sevgiyi, aşkı, tutkuyu kendisi için istemez. Kendisi için istiyorsa o başka bir şeydir. Aşk, sevgi kendini terk etmeyi şart koşar. Kendinizi terk etmediğiniz sürece duyduğunuz şey aşk ya da sevgi değildir. O sevdiğinizi bir şeye deva olsun diye çöplük gibi kullanıyorsunuz. Kendinizi yok ediyorsunuz. Neyse. Kötülük öyle büyük ve güçlü bir sıfattır ki hani trajedi gibi küçük bir sıfat onun altında ezilir. Şimdi trajedi başka bir şey. Yani trajedi başka bir şey. Üzerinde durmuyor. O daha karmaşık bir şey ama soruyu aydınlatayım. Orada niye müntehir hakkında, kendini öldüren hakkında neredeyse hiç duygulanamıyoruz? Yani ben bu soruyu sorduğuma göre mesela beni etkiliyordur. Beni etkiliyor. Tabii. Evet, tam da o. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bu konuya biraz da bu son dönemde yaşanan bu şiddet sarmalından da girdim. Aslında şiddet sarmalı, yani kötülük aynı zamanda veya birisini yok etmek, birisini kale almamak, dışarıda tutmak, dışlamak. Yani bu şiddeti ben şöyle tanımlıyorum kendimce. Eğer sanat dediğimiz alan duyguların biçime kavuşmuş hali ise ve orada bir güzellik ve bir iyilik üretiyorsa, bir anlam üretiyorsa, anlamsızlık üretilen her şey bence biçime kavuşamamış duygulardır. Şimdi duygunun biçime kavuşamamış halini şöyle bir düşünelim. Yani o duyulardan, duygulardan, algılardan o bir işleyiş, bir süreç, olağanüstü bir süreç. Ve orada takılıp kalıyor bazı duygular veya algılar veya bazı kişilerin duyguları orada kalıyor. Ve anlamlandıramıyor kendisine ilişkin ve kendi algı dünyasındaki değişimleri bir biçime kavuşturamıyor, anlama kavuşturamıyor, söze dökemiyor. Ve orada patlıyor. Ya birisine zarar vererek yapıyor bunu ya da kendine zarar vererek ama... Bu kendine zarar verme olayı ne kadar trajikse bence bir başkasını, hele de hiç tanımadığı birisini, sevdiği de olabilir bu, onu da yok etmesi de bence trajik bir haldir. Yani bir insanın yani öldürme meselesi, yok etme meselesi çok kolay bir mesele değildir. Yani cesaret mi? Cesaret değil bu. Bence orada o iş değişti diyelim. O algı işleyişinde, duygu işleyişinde bir anlamlandırma sorununun yaşanması ve orada kalması. Hep orada kalması ve oradan çıkamaması. Tıpkı şey gibi. Aporia. Evet. Aporia, çıkışsızlık. Çıkışsız, yani işte merdivensiz kör kuyularda bırakmak gibi bir şey. Merdiven yok. Yani kör kuyudasın. Çıkamıyorsun orada ve patlayacaksın, bir şey yapacaksın. Ben bu durumu bu bağlamda değerlendiriyorum. Yani duyguların biçime kavuşamaması, anlama kavuşamaması, anlamlandırılamaması. Zamanımız verdi miydi? Daha. Evet. Peki. Toparlayalım. Şimdi şöyle toparlayabiliriz. Duygular hem bedenimizde oldukları hem de
sözcüklerimizde olduğu gibi duygular aslında bizim nesne dünyamıza dahildir. Duygular bizim nesnemizdir. Çünkü bedenimizde vardır. Beden bir duygu nesnesidir mesela. Hatta biz bireyler arasında duygularımız üzerinden ilişki kurarız. Yani benim duygumla, benim bedenimdeki bir hisle karşımdakinin duygusu, hissi bir temas noktası bulur ve birbirimize yakınlaşırız, birbirimizle dost oluruz. Dostluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri böyle de başlar. Ve böyle de neler oluşur? Ortak duygular oluşur. Ve toplumun birbirine bağlanması sadece tarihsel değildir, kültürel değildir. Bununla da ilişkilidir. Ve duygular yoğunlaşır. Toplanır, bir araya gelir, yoğunlaşır. Genişleyebilir, dağılabilir. Tıpkı nesneler gibi. Ama yoğunlaşan duygular tehlikeli de olabilir. Yoğunlaşan duygu tutku olur. Kitle psikolojisi. Tabii tabii. Yani bireyin yoğunlaşan duygusunu bir düşünelim. Yani onsuz yapamam. Onsuz yapamam, o yüzden yok ediyorum. Bu bir duygu yoğunlaşması. Ama duygu yoğunlaşması bence yine bir biçimsizliktir. Uyumsuzluk vardır orada. Ve duygularım hep böyle hareket etmektir demiştik. İlk duyudan sonra gelen duygularım hareket etmek. Yani dışarı çıkmak. İçeri girmek. Duygularımın hareket etmesi duyguyu da hareket ettiriyor. Dolayısıyla duygularımız hep hareketli. Değişebilirliği ondan geliyor. Yani insan değişir. Tabii ki değişecek. Yani bazen deriz ya hiç değişmemişsin. Biz dışarıya vurgu yaparız ama biz günün her dakikasında duygularımız değişiyor bizim. Duygularımızı sabitlemek mümkün değil. Çünkü duygular hareketli. Ama bağlandığı yerler de var. Şöyle bilelim. Duygular bedenleri bedenlere bağlar. Duygu bedenin bir parçasıdır. Bir belirleyenidir. Ve bedenler de duygu üzerinden birbirine yakınlaşır, bağlanır. Ve aynı zamanda duygular bedenlerimizi şekillendirir, biçimlendirir. Yani ruh halini bir düşünelim ya, çökmüş, bitmiş yani o her şeyi bitirdi. Ya da bakışlar. Bakışlar, hüzünlü bakışlar. Yürüyüşler. Yürüyüşler, doğru. Seslenişler. Oturuşlar. Seslenişler. Ve duygular tabii ki dünyalar kurar ve kültürleri biçimlendirir. Ve duyguyu nesneye, bedene bağlamıştık. Orada diyelim ki yas duygusu. Yani birisi yaslı. Şimdi yaslı insanı gördüğümüz zaman o yas bedende nesneleştiği için bizim onu görme ve bizim onu yorumlama yeteneğimizi de verir bize. Yani üzgün birisini gördüğümüzde evet biz onu hiçbir duygusal belirti göstermeyen bir kişiyi düşünelim. Neyini yorumlayacağız? Hiçbir şey yok, anlamsız. Yani ama yaslı birisini veya üzgün birisini gördüğümüzde evet, onun üzgün olduğunu, sessizlik, tabii, yalnızlık, işte Veli Hoca gibi başı şöyle eğme gibi, değil mi? Yani öyle. Dolayısıyla şimdi duyguları neye, sosyal alana geldik. Yani şurada oturduğumuz zaman işte herkese bakıyorum, ediyorum. Yorulduğunuzu da görüyorum. Yeter Cemal Hoca, bu kadar yeterli diyorsunuz bana. Mesela kamusal niteliği var. Yani şurada işte meraklar yavaş yavaş azalıyor. Evet, hadi bir teneffüs yapalım deniyor. Kamusal niteliği. Ve bence de son noktayı da şöyle koyayım, isim verirseniz. Duyguların güzel bir özelliği daha var.
duygular akışkan olduğu için bu anlatmaya çok uygun. Anlatı da hep böyle gider ya, sürekli hareket halindedir, anlatırız. Şiir öyle mi bilemiyorum ama hikaye, şiirler olabilir. Ama hikaye dediğimiz, yani öyküler, romanlar, hatta günlük konuşmalarımızda bence o duyguların anlatmaya ve anlatılmaya ihtiyacı olduğundan dolayı ve biz onları dile dökebildiğimiz için çok rahat onları dile getiririz. Efendim? Dökemeyiz. Yani dil neye kadir ki? Dil neye yetebilir ki? Ama duyguların şöyle bir ihtiyacı var. Beni anlat. Çünkü hareketli. Şimdi dil o harekete uyabilir mi? Dil onun derinliğine uyabilir mi? Şimdi akmak dedi, duyguların akışına kaptırmak. Sözün akışına kaptırmak da böyle bir şeydir. Anlatmanın akışına kaptırmak. Anlatma da aslında tam da duyguların akışına kapılarak anlatı gider, devam eder. Hocam su yolunu bulur. Duygular şöyle anlatılmak ister. Dile gelmek ister. Dışa vurulmak ister. Çünkü biraz önce dedim ya, duygu biçime kavuşmak ister, biçimlenmek ister. Çünkü dile döküldüğü zaman, dilde biçimlendiği zaman başka bir düşünümsellik evresine daha geçer. O da şu, anladın mı beni, beni anlayabiliyor musun? Çünkü insanın en büyük kaygılarından birisi anlaşılmaktır. Yani benim en mutlu olduğum anlardan birisi, beni anlayan birisidir. Beni anlayan birisi olunca hakikaten sarılıyorum o insana. Yani beni birisi anlıyor, ne kadar güzel bir şey bu. Olağanüstü güzel bir şey bu. Anlaşılmadığınız yerde de hiç kalmanızın anlamı yok ki. Orada tabii, yalnız başınıza kalırsınız. O ontolojik yalnızlığı tedavi ediyor. Tedavi ediyor. Kesinlikle. Zaten... Hocam, burada anlattığınız sadece dilsel dışa vurumu yoksa davranışta, bakışta, mimikteki dışa vurumu... Onlarla da tabii ki o da beden anlatıyor zaten. Ama bunu dilde anlattığınız zaman zihniniz de devreye giriyor. Belleğiniz devreye giriyor, her şeyiniz, yani bütün insanlığınız da devreye giriyor. Ben şu anda konuşurken ellerimle, ne bileyim, ayağımla, saçlarımla, gözlerimle her şeyi devreye sokuyorum. Çünkü şunu istiyorum, anlaşılmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Evet, burada noktalayabiliriz. Belki şey de, hani hepimiz yaparız ya, neyin var derler, ısrarla seyrederiz. Bir şey yok deriz. Doğru. Yani aslında anlatılmak ihtiyacı... Orada bir kaygıyla sorarız onu. Yani, dinlemek ister. Yani ben dinlemeye hazırım seni. İstiyorum belki ama evet. Israrla bir şey yok diyorum. Ya ben anlatamıyorum. Ama anladığımı hissederim. Şu da var. Yani de işte yalnız otururken işte yalnızsın. Tefekküre dalmışsın. Birisi geliyor. Ne düşünüyorsun? Bir defa hakikaten öyle oldu. Ya dedim, çok büyük bir soru, çok yanlış bir soru bu ya. Çok gizli şeyler düşünüyorum. Hayatta paylaşamam bunu. Yani nasıl bana bunu sorarsın dedim arkadaş. Tabii. Mahrem bir şeydir o. Mahrem, ne düşünüyorsun? Kökü haramdan gelir biliyorsunuz. Doğru. Akla haram bölgelerdir bunlar. Doğru. Yani akla haram bölgeyi dile açmaya çalıştığımız zaman sadece zavallı olursunuz. Açmamak lazım. Zaten açamazsınız. Açamazsınız yani. Şey şu var biliyorsunuz. Dil bir çeviridir. O çeviri de siz anlatmak istediklerinizi her zaman hepsini anlatamıyorsunuz. Doğru. Her konuşma sizin içinizde hissettiklerinizin ve düşündüklerinizin bir çevirisi. Bu çeviri bazen %90 verimli, bazen %10 anlatma anlatamama olayı var. Tıpkı yazarlık gibi değil mi? Evet. Endişe de olmaz. Felsefeye çok sözcük armağan etmişler. Çok bir tabii. Sözcük var ama... Felsefi değil galiba. Bu da has gibi. Bir insanın aynı zamanda nefret sevgisi ve sevmesi. Tabii. Yani öldürdüğü kadının başına geçiyor ve ağlıyor. Ağlıyor. Veya ne zaman nefretin ortaya çıkacağı veya ne zaman sevginin ortaya çıkacağı belirsiz. Ama ikisi de mevcut. Durumlara göre doğru. Birisi ağırlıklı olarak çıkıyor. Şeyde bilen arkadaşlarımız vardır. Latince'de uç duygular aynı kelimelerle ifade ediliyor.
Yani siyahla beyaz aynı kelime. Yinkyang bir şey var ya. Yani şeyin uç duygular aynı kelimelerle ifade ediliyor. Dilin böyle bir yapısı da var. Fiziksel olarak da gülme ile ağlama fotoğrafı iç içe çektiğiniz zaman iç içe yani gülme... Hayır, gülerken de göz yaşarır, ağlarken de göz yaşarır. Yani bedenin bu bir sevinç midir, bu bir acı mıdır diye sormaz. Ağlarsınız yani. Şeyin trajedi ile ilgili Oscar Wilde'ın bir sözü geldi aklıma sorunca. Tabii bu başka bir sohbet konusu açar. Hiç girmeyelim, sadece şeyi paylaşmak istedim. İnsan için iki trajedi vardır diyor. Bir, arzuların tatmin olmaması. İki, arzuların tatmin olması. Şimdi bu tabii Lacan'cı bir problem. Yani Freud sonrası psikanalizin bir meselesi. Arzular tatmin olur mu? Lacan olmaz diyor. Meşhur cümlesi, cinsel ilişki yoktur der mesela. İnsan bu bağlamda, yani arzu bağlamında trajik bir varlık. Arzuların tatmin olmaması ve olması. Yasaktan geliyor. Efendim? Yasaklanmadan geliyor. Çok keyifli bir sohbet de ama şeyi insanı ta şeyden ele alıp ayna evresini alıp konuşsak bu duygu meseleleri çok daha açığa kavuşur. İnşallah kısmet olur. Mesela Cemal Hoca'nın söylerken duygular bir dünya kurmaktır, dünya yaratmaktır lafı. Üzerinde durulması gereken bir laf. Üzerinde durulacak. Haftaya yine benim akademiden çok kıymetli kardeşim Şeref Bey bir dünya kurmak üst başlığıyla haftaya bir sunum yapacak. Zaten şeyler gelir size. Yani birbirini tetikleyen meseleler. Biz sözü burada noktalayalım. Bir soru varsa onu paylaşalım.